Anlamakta güçlük çektiğim, her zaman zarar etmekten büyük bir keyif alan bir kesim var. Öyle bir kesim ki onlar, yani en yükseğe çıkıldığı zaman ya ben buradan alayım çok para kazanırım diyen, hafif düştüğü zaman eyvah satışlar geliyor, yandık bittik ben buradan satayım diyen bir kesim. Her seferinde zarar ediyorlar, zarar etmeye de devam edecekler çünkü kafa yapıları bu ve onlara yapacak hiçbir şeyimiz yok. Israrla paniklemeyin, sakin olun, rahat olun, merak etmeyin, kahvenizi alın, sırtınızı koltuğunuza yaslayın, televizyonunuzu izleyin, bizleri izleyin, hiç dert etmeyin dememize rağmen ısrarlı bir şekilde bunu yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar 388'den altın alıyorlar. 380'e geldiğinde, 370'e geldiğinde fark etmez. Hatta 365'e de gelebilir. Hemen panikleyip ellerindeki malı bozdurup ya ne olur ne olmaz daha da düşebilir diyorlar. Sonra da ha şimdi düştü, ha şimdi düşecek diye bekleyip almıyorlar. 388'e geldiği zaman, 390'a geldiği zaman, 400'e geldiği zaman eyvah altın yükseliyor, hemen zıplıyor, buradan alayım diyorlar. Bir kez daha alıyorlar. Altın 390'a gevşediği zaman yeniden zarar ediyorlar. Neden? Diyorum ya, panikle hareket ediyorlar ve günlük işlem yapmaya kalkıyorlar. Ya günlük işlem yapmaya kalkarsanız her yükselişi sert yükseliş, tamam rally başladı, her düşüşü eyvah yandık bittik düşüşü olarak nitelendirmeye devam ederseniz zarar etmeye mahkumsunuz arkadaşlar. Başka bir açılımı, başka bir açıklaması yok bu işin. Zarar edecek, Zarar edeceksiniz. Her yaptığınız işlemde zarar edeceksiniz. Bunun bir level daha ötesi olan arkadaşlarımız var. Onlar da bunun üzerine bir de kaldıraçlı işlemleri ekliyorlar. Yani 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50, 1'e 100 falan özellikle uluslararası piyasalarda falan işlem yapmaya kalkıyorlar. Mesela ons işlemleri yapıyorlar. 1680 oluyor. Eyvah düştü düşüyor. 1500, 1400, 1300'e gidiyor diyor. 1680'den satışı gerçekleştiriyorlar. Akabinde bir anda 1700'ün üzerine çıkıyor. Büyük zararlarla karşı karşıya kalıyorlar. 1740'a çıkıyor. Eyvah eyvah yukarı gidiyor. Ben de alayım buradan, atlayayım bu trene, kaçırmayayım diyorlar. 1740 belki doğru bir seviye alım yapmak için. Sonra satışlar geliyor. Normal satışlar bunlar. Gelmesi çok normal arkadaşlar. Bu tip dalgalanmalar bu piyasada olacak. Olmak zorunda. Bunu defalarca söyledim size. Bir kez daha söylüyorum. Her aldığınız mal sürekli yukarıya çıkmayacak. Zaman zaman satışlar gelecek ama bir geri gidiyorsa 3 ileri gidecek. Beklemeyi bilen, sakin olan kazanacak. Panik yapan da her seferinde kaybetmeye devam edecek. 1740'tan alıyorlar. 1700'ün altını gördüm. Eyvah bütün param gitmesin bari deyip satıyorlar. Büyük zararlarla karşı karşıya kalıyorlar. Onsa bir bakıyorsunuz tekrar yukarıya hareket etmeye başlıyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar, günlük işlem yapan, hele ki bir de böyle kaldıraçlı işlem yapan, üstlük 3 kuruşuyla işlem yapıp her seferinde panik diyen arkadaşların hepsi kaybetmeye müstahak. Aynı şeyi dolarda da görüyoruz. Mesela 5.80'e bakıyorlar. 5.80'i kırmaz abi, ben buradan almam abi falan. Daha da aşağıya gider. 5.25 olur, 5.50 olur, 4.80 olur falan deyip 5.80'i beklemeyen ya da bu seviyelerden satış gerçekleştirenler sonra bir bakıyorlar 6.90'a gelmiş dolar. Ya keşke satmasaydım elimdeki malı ya da keşke 5.60, 5.70, 5.80 seviyelerinden alım yapsaydım demeye başlıyor. Sonra 6.95 seviyesinden daha artık kimse tutamaz doları deyip satın alıyorlar. 6.80'i gördüğü zaman panikleyip bir kez daha satıyorlar. Bir kez daha zarara uğruyorlar. Yine bunların da kaldıraçlı işlem yapan versiyonları da var arkadaşlar. Uluslararası piyasalarda işlem yapan versiyonları da var. Ve sonrasında da suçu başkasına yüklemeye çalışıyorlar. Bana, Ahmet'e, Mehmet'e, anasına, babasına, danasına, eşine falan yüklemeye çalışıyorlar. Halbuki bütün hatayı kendileri yapıyor. Panikleyerek yapıyor en başta. Alım ya da satım yaparak yapıyor. Oysa ne alım için ne satış için yanlış seviye diye bir nokta yok. Eğer ki günlük alım yapmıyorsanız, günlük alım satım yapmıyorsanız ya da kaldıraçlı işlem yapmıyorsanız. Mesela 5.80 bundan 2 ay öncesine kadar tepe noktasıydı arkadaşlar. Evet, zirve noktasıydı ve o tepe noktasından alınmaz kardeşim buradan falan diyen bir yığın adam var değil mi? Çok yükseldi, geri gelecek, 4.50 olacak falan diyen vardı. Hatta Goldman gibi, Deutsche Bank gibi büyük kurum ve kuruluşlar çıktılar, ne söylediler? Dolar acayip düşecek Türkiye'de, 4 seviyesine falan gelecek dediler. Bunların teknesine binen bir takım uzman kılıklı tipler de çıktılar, ne dediler? Dolar 3 lira olacak, 4 lira olacak falan filan. Sonrasında insanların bazıları panikledi, bunlara uydu ve o seviyelerden ellerindeki doları boşalttılar. Keza 6.25 seviyesi
seviyelerine geldiği zaman, sonra bir miktar geriye döndüğü zaman 6.03 seviyelerinden insanlara ellerindeki doları sattırdılar. Bitmedi. 6.60'a gelip 6.50'lere, 6.45'lere gevşediği zaman aynı teraneleri okuyarak yine insanlara zarar ettirdiler. En sonunda 6.90 olduğunda artık doları kimse tutamaz söylemleri ile milletin karşısına çıktılar. 6.90'dan aldırdılar. Şimdi tekrar satış başladı. Mahvolacak, dolar düşecek, Merkez Bankası swap yapacak, Türkiye IMF ile anlaşacak falan filan diye yine panikletip insanları zararına sattırmaya çalışıyorlar. Oysa bakın, biz uzun zamandır dinleyenler gayet net biliyorlardır. Biz 5.80 seviyesinde de dedik ki alın ve tutun kardeş. Alın ve tutun, zarar etmeyeceksiniz, merak etmeyin. Yeter ki tutmasını bilin. Yeter ki uzun vadeli işlem yapmasını bilin. Ya abi 5.80'den alınır mı? 5.60'dan alacağız, 5.20'den alacağız falan deyip dip bekleyenler hala alacaklar. Ya da ne zaman aldılar biliyor musunuz? Daha 6.95 seviyesinde aldılar. Ve yine panik halinde satmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan 6.25 seviyesinde ne dedim sizlere? 6.50 seviyesinde ne dedim sizlere? Bu seviyeleri bir daha görme ihtimaliniz bile olmayabilir. Çok riskli seviyeler. Bu dolar yükselmeye devam edecek. Bundan sonraki hedefimiz 6.80 bile değil. Bundan sonraki hedefimiz 7.20 ve o tarafa doğru dolar emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor dedi. Elbette bunların yatırım tavsiyesi olmadığını söyledik ama görünen köy kılavuz istemiyordu arkadaşlar. Ve görüyorsunuz dolar emin adımlarla 6.90-6.95 aralığında ilerliyor. Yine 7.20'ye gidecek sürecinde sizlere ne dedim? 6.95'te takılacak dedim. Geçmiş videolarımız açın bakın. Nerede takılacağını da söylemişim sizlere. 6.90-95 aralığında bir süre gider gelir. Onun sonrasında da 7.20'ye doğru gider ama 7.27 aralığında bir süre takılır. Ondan sonra 7.20'yi de kırdığında sert hareketler başlar dedim sizlere. Hatırlıyorsunuz. Bizi uzun zamandır izleyenler hatırlar. Ailemize yeni katılanlar da geçmiş videolarımıza bakarak ne dediğimizi görebilirler. Velhasıl arkadaşlar 6.95'ten aldıysanız 6.80'i göreceğinizi göze alacaksınız. 6.70'i de görebilirsiniz. Bakın çok net söylüyorum size. Ama paniklemez iseniz bir sonraki aşamada 8.50'yi görürsünüz. Ki dediğim gibi 5.70 seviyesinde olmaz, daha yükselmez denildiği zaman çıkıp ne dedik? 7.20'ye doğru giden bir dolar var. Önce 6.25, sonra 6.80, sonra 7.20 olacak dedik. Bizim sözümüzü dinleyenler, uzun vadeli işlem yapanlar şu anda oturmuş kahvelerini içiyorlar. Diğerleri, panik yapanlar zarar yazmaya devam ettiler. Peki buradaki kritik soru şu. Neden dolar hala yükselmeye devam edecek diyoruz? Neden altın hala yükselmeye devam edecek diyoruz? Çünkü arkadaşlar dünyada hiçbir şey çözüme kavuşmuş falan değil. İyi haberleri bir şekilde pompalamaya çalışarak iyi görünümlü haberleri, bak iyi haberleri değil, iyi görünümlü haberleri bir şekilde pompalamaya çalışarak borsaları yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Çekiyorlar da, kısa vadeli çekmeyi de başarabilirler. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama daha sonrasında üretimle ilgili rakamlar açıklandıkça, PMI ile ilgili rakamlar açıklandıkça, işsizlik verileri açıklandıkça, borçla ilgili sıkıntılar açıklandıkça, daralma verileri geldikçe, şirket bilançoları açıklandıkça borsalardaki sert satış baskısı artacak, petrol fiyatları aşağıya düşecek, euro dolar paritesi aşağıya doğru hızlı hareketler yapacak ve dolar hem Türkiye'de hem dünyada yukarıya doğru seyrini devam ettirecek bir. Kriz algısı derinleştikçe dünyada, çok ciddi bir kriz algısından bahsediyoruz ve bu kriz algısının 1928-38 aralığındaki dünya çapındaki büyük ekonomik buhrandan bile daha sert olabileceği artık konuşuluyor. Artık konuşuluyor. Biz bunu 3 ay önce konuştuk. Korona ilk çıktığı zamanlarda konuştuk. Hatta İspanyol gribine benzeterek konuştuk. 1918-20 aralığında dünya çapında insanlığı kırıp geçiren hastalıktan bahsettik. Sonrasında 1928-38 aralığındaki büyük buhrandan bahsettim sizlere ve sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nın çıkma nedenlerinin aslında bunlar olduğunu ifade ettim. Nitekim bugün de bu koronavirüs meselesinin önce ciddi bir ekonomik kriz, doğru tedbirler alınmazsa çok ciddi bir ekonomik bunalım, doğru tedbirler alınmazsa çok ciddi bir sosyal bunalım ve sonrasında büyük bir dünya savaşına kadar gidebileceğini de sizlerle paylaştım. Şimdi bütün bu koşullar içerisinde arkadaşlar doların ve altının, onsunun düşme ihtimali yok. Kriz algısı arttıkça insanların tasarrufa olan eğilimi
artar. Nakite olan eğilimi artar. Genel itibarıyla da convertible para birimlerine ya da altına olan talep artar. Convertible para birimine dolar. Bakın euro demiyorum, dolar. Çünkü euro bölgesinin ne olacağı da belli değil. Yarın öbür gün belki de büyük bir dağılım sürecine girecekler. Belki de Brexit bunun ilk işaretlerinden birisiydi. Onun için euroyu koymuyorum işin içine. Sterlin. Sterlin evet dolar gibi hareket edebilir ama dolar gibi asla olmayacak. Onu da bir tarafa koyalım. Onun için dolara olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Bir. İkincisi, kriz algısı derinleştikçe, özellikle petrol fiyatları düştükçe, depolardaki petrol miktarları arttıkça bu kriz algısı bitmeyecek arkadaşlar. Daha derinleşerek devam edecek ve bu kriz algısı altın fiyatları üzerindeki yukarıya baskısını devam ettirecek. İki. Ulusal bazda Türkiye'nin bütçe açığı hızla artmaya devam edecek. Türkiye'nin cari açığı özellikle turizm gelirlerinin patlamasıyla, ihracat gelirlerinin patlamasıyla birlikte hızla artmaya devam edecek. Dış borcu çevirmemiz her geçen gün zorlaşıyor. Merkez Bankası'nın bir verisi çok iyi bir veriymiş gibi sunuldu. Özel sektörün dış borcu 4.3 milyar dolar düştü. Ne güzel falan denildi. Oysa ki özel sektör borç bulamadığı için borç miktarı aşağıya doğru düşüyor. Ya da kur riski almak istemediği için borçlarını kapatıyor. O nedenle aşağıya düşüyor. Demek ki arkadaşlar orada da ciddi bir problem var. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin işsizliği artarken enflasyonist ortamda özellikle gıda enflasyonu ile ilgili riskler gündemdeyken, kıtlık meselesi konuşulurken, ithalat ihracat makasında Avrupa'nın dış ticaret hacminin 500 milyar doların üzerinde düşmesi beklenirken ki Türkiye'nin en büyük ticareti şu anda Avrupa Birliği ülkeleriyle başta Almanya olmak üzere. Dolayısıyla bu koşullar içerisinde bizim ihracatımızın iyiden iyiye daralacağı da ortada. Dövize olan, özellikle dolara olan ihtiyaç her geçen gün artacak. Swap operasyonlarını bekliyoruz falan diyor Merkez Bankası ama kimse swap yapmaya yanaşmıyor bu koşullar içerisinde. Çünkü herkes kendi derdine düşmüş durumda. Ve bu koşullar içerisinde bu kadar çok dolar sıkıntısı olan, bu kadar borcu olan, bu kadar makroekonomik sorunları olan Türkiye'de doların yükselmeme ihtimali mümkün değil. Çok büyük ihtimalle dolarda sert hareketleri, devalüasyon hareketlerini yakın zaman içerisinde göreceğiz dolarda. Altında da riske bağlı olarak yurt dışında ons fiyatlarında yükselişi göreceğiz. Ve doğal olarak da bu gram altın fiyatlarının yukarıya doğru seyrini hızlandıracak. Yani 370-365 falan buraları görmesinin hiç önemi yok. Ve siz 388 liradan bile almış olsanız önemi yok. Neden? 388'den alırsınız 365'e gelir. Zarar etmiş gibi görünürsünüz. Ama realize etmediğiniz zaman bir sorun yok. Tekrar 380-390-400'ü bir hafta içerisinde görür ve bu fiyatlardan karlı pozisyona geçersiniz. Hatta bir daha 370-380'leri görmek hayal olur. Onun için bu seviyeler sadece alım için bir fırsattır arkadaşlar. Başka bir anlamı yoktur. Ben 365'e gelse bile panik yapmam. Sonuç itibarıyla dünyadaki ve Türkiye'deki koşullar belli arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde paramı korumak adına sepet yapmaya devam ederim. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. İsterseniz altın düşeceğini düşünürsünüz, elinizdeki malı satarsınız. İsterseniz Türk lirasındaysanız biraz daha dolar, biraz daha altın alarak sepetinizi genişletirsiniz. Sonuç itibariyle buradaki amaç parayı korumak ve uzun vadede dolar ve altın yarın öbür gün yükseldiği zaman başınızı duvarlara vurmazsınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve kanala destek olmak isterseniz de katıl butonuna basabilirsiniz. Oradaki üyeliklerden herhangi birisine üye olabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.